Which of the following does not fill one of these blanks above diyor arkadaşlar. Yani aşağıdakilerden hangisiyle yukarıdaki boşluklar doldurulamaz diye sormuş bize sorumuz. Arthur bir soru sormuş. Lisa ise no I am not. Why are you asking? Hayır değilim. Niye sordun? Arthur yine bir soru sormuş arkadaşlar. Lisa ise I would love to. What time are you going to go? Demiş arkadaşlar. Dolayısıyla burada Arthur bir davetiye söylemiş, davet etmiş olması gerekiyor. Yani ilk baştaki sorusunda ne olması gerekmekte arkadaşlar? Lisa'nın meşgul olup olmadığını öğrenmesi gerekmekte. Dolayısıyla bakın burada C seçeneğinde Are you doing anything on Saturday? Cumartesi gün bir şey yapıyor musun? Sorusu buraya Arthur sordu soruya uygun olması gerek uygun oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla C'yi eleyebiliriz. Lisa'da ise sonrasında ise Lisa ne diyordu? Yapmak isterim. Ne zaman gideceğiz sorusu sormuştu. O zaman Arthur burada teklifini yapacak. Yani would you like to go to picnic with us? Bizimle pikniğe gelmek ister misin sorusu buraya uygun olacak. B'yi de bu yüzden eleyebiliriz. Son soruda ise Lisa okay then see you on Saturday afternoon demiş arkadaşlar. O halde Arthur burada artık zamanı vermesi gerekiyor değil mi? Yani we are going to go at 2 p.m. saat 2'de gideceğiz cümlesi buraya uygun olacak. Dolayısıyla A'yı da eleyebiliriz. Burada hangisiyle dolduramadık? D seçeneğiyle dolduramadık arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. When we match the pictures with the words, which matching is correct diyor arkadaşlar. Yani resimlerle kelimeleri eşleştirdiğimiz zaman hangi eşleşme doğru olur diye sormuş bize burada sorumuz. Bakın bir de ekmeğe yağ sürüyor yani spread sürmek var burada. B ile eşleşecektir. İki de arkadaşlar grill yani ızgarada pişirmek var. Dolayısıyla A'da bununla eşleşecek. Üçte ne var arkadaşlar? Tuz sarkıyor yani sprinkle buraya gelmesi gerekir. 3'te ile eşleşecek. 4'te ise pour yani dökmek var. En sonuncusu da yani C'de bununla eşleşecek. Dolayısıyla 1B ile 2A ile 3D ile 4C ile eşleşeceğinden cevabımız C seçeneğidir. Which of the following pictures does not match with Joseph routine diyor arkadaşlar. Yani aşağıdaki resimlerden hangisi Joseph'in rutiniyle eşleşmez demiş. He gets up at 7 in morning. Saat 7'de sabahları kalkarmış arkadaşlar. He has breakfast and goes to school at 8 a.m. Yani saat 8'de okula gidermiş kahvaltı yaptıktan sonra. He has lunch at school at 12 o'clock. Saat 12'de ise öğle yemeği yermiş arkadaşlar. Bakın burada yemek yeme var. Dolayısıyla A seçeneğini eleyebiliriz. He comes back home at 3 p.m. Saat 3'te ise eve dönermiş arkadaşlar. He goes to library in the afternoon. Öğleden sonra ise kütüphaneye gidermiş. He does homework before dinner. Yemekten önce de arkadaşlar ne yaparmış? Ödevini yaparmış. Burada ödev yaptığını görmekteyiz. He has dinner at 7 p.m. Saat 7'de ise akşam yemeğini yermiş. Sonra da he goes to bed at 10 p.m. Saat 10'da da uyumaya gidermiş. Uykuyu da görmekteyiz burada. Dolayısıyla futbol oynayan bir çocuk resmi burayla eşleşmez. Yani B seçeneğimiz doğru seçenektir. Which of the following questions completes the dialogue above diyor arkadaşlar. Yani aşağıdaki soruların hangisiyle diyaloğu tamamlayabiliriz diye sormuş bize sorumuz. Elif, hello, this is Elif calling. Is Tom there? Merhaba Elif, ben Elif, Tom orada mı? Su ise I am sorry, he is gone out. Would you like to leave a message demiş arkadaşlar. Yani üzgünüm ama o burada değil, dışarıya çıktı. Mesaj bırakmak ister misin? Elif ise yes please, evet lütfen. Can you tell him to call our teacher from 227419? It's about our project demiş arkadaşlar. Yani öğretmenimizi arayabilir mi diye sormuş arkadaşlar ve numarasını vermiş öğretmeninin bu projeyle alakalı, projemizle alakalı diye söylemiş. Şu ise sorry bla 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 I can't get it demiş arkadaşlar. Özür dilerim anlayamadım demiş. Dolayısıyla numarayı tekrardan söylemiş bakın burada Elif. Yani numarayı anlayamadım demesi gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla A seçeneğine bakacak olursak can you repeat the number please? Yani numarayı tekrar edebilir misin? Lütfen sorusu buraya uygun olacaktır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir.
Which of the following completes the dialogue diyor arkadaşlar. Yani aşağıdakilerden hangisiyle diyaloğu tamamlarız diye sormuş bize sorumuz. Which one do you prefer? Voleyball or playing basketball? Hangisini seçersin? Voleybol oynamak mı, basketbol oynamak mı? I prefer playing basketball to playing voleyball demiş arkadaşlar. Yani basketbol oynamayı, voleybol oynamayı tercih ederim demiş. Sonucunda niçin sorusunu sormuş. Yani why diye sormuş. Şimdi şıklarımızı okuyalım sırasıyla. A seçeneği because voleyball is much more enjoyable. Çünkü voleybol daha eğlenceli demesi burada mantıklı mı? Değil. Çünkü basketbol tercih etmişti. Dolayısıyla A seçeneği yanlış. B seçeneği because I like playing voleyball very much. Çünkü voleybol oynamayı çok seviyorum demiş olabilir mi? Yine olamaz. B seçeneği de yanlış olacak. C seçeneği because basketball is better than voleyball for me. Çünkü benim için basketbol voleyboldan daha iyidir. Bakımı buraya uygun olacaktır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Which of the following is correct according to the table above diyor arkadaşlar. Yani yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bize sormuş sorumuz. O halde sırasıyla şıklarımızı okuyalım. A seçeneğinde father uses the net to play online games diyor arkadaşlar. Yani baba bilgisayar oyunu online oyun oynamak için interneti kullanmaktadır demiş arkadaşlar burada. Bakacak olursak father da pay the bills yani faturaları ödemek ve use social network ve sosyal ağları kullanmak var arkadaşlar. Oyun oynamak yok. Dolayısıyla A seçeneği yanlıştır. B seçeneğinde all members of the family use social network'tür arkadaşlar. Yani ailedeki herkes sosyal networkleri, sosyal ağları kullanmaktadır demiş. Bakacak olursak hepsinde arkadaşlar burada tik olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla B seçeneği doğru seçenektir. Which of the following is not correct according to the text diyor arkadaşlar. Yani parçaya göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir diye sormuş bize sorumuz. O halde parçamızı okuyalım. My name is Kate. Benim adım Kate. I live with my family and we have responsibilities at home diyor arkadaşlar. Yani ailemle birlikte yaşıyorum ve bizim sorumluluklarımız var evde demiş. I must dust the shelves at the weekend. Ya yani hafta sonu rafların tozunu alırım demiş. Almak zorundayım demiş. I am responsible for setting the table every evening. Ve her akşam arkadaşlar masayı kurmakla görevliymiş. Kurması gerekiyormuş. I am responsible for my mother cooks for dinner every day on weekdays demiş. Yani arkadaşlar bütün günlerde hafta içi olan bütün günlerde annesi akşam yemeği için yemek pişirirmiş. She also does the laundry and irons the clothes diyor arkadaşlar. Aynı zamanda çamaşırları yıkar ve ütü yapar demiş. My father does the grocery shopping. Yani babası bakkal alışverişi yaparmış. He vacuums and mops the floor and cooks for dinner at the weekend demiş. Yani arkadaşlar evi süpürür, yerleri paspaslar ve hafta sonları ise babası akşam yemeği yaparmış. My brother takes care of our family dog and he takes out the garbage every evening. Erkek kardeşi ise ailenin köpeğiyle ilgilenirmiş ve her zaman her akşam çöpleri dışarı çıkartırmış arkadaşlar. Şimdi sırasıyla şıklarımıza bakacak olursak A seçeneğinde Kate's mother cooks for dinner at the weekend demiş arkadaşlar. Yani hafta sonları Kate'in annesi akşam yemeği yapar demiş. Lakin biz burada hafta sonları babasının yaptığını biliyoruz. Hafta içleri annesi yapıyordu akşam yemeğini. Dolayısıyla A seçeneği yanlıştır. Bize de yanlış olanı sorduğu için cevabımız A seçeneğidir. Which of the following questions completes the dialogue above diyor arkadaşlar. Yani yukarıdaki diyaloğu aşağıdaki sorulardan hangisi tamamlar diye sormuş bize sorumuz. What do you think about floods demiş arkadaşlar. Yani seller hakkında ne düşünüyorsun? They are harmful for all living beings diyor arkadaşlar. Yani hayatta olan herkes her şey için zararlıdır demiş. Ve sonrasında bir soru daha sorulmuş. We can't plant trees demiş arkadaşlar. Yani
ağaç ekebiliriz diye söylemiş. Dolayısıyla burada ne sorusu sorulmuş olması gerekir? Sellerin nasıl engelleriz sorusu sorulmuş olması gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla D seçeneğine bakacak olursak biz burada What can we do to prevent them? Onları engellemek için ne yapmalıyız sorusu arkadaşlar. Ne yapabiliriz sorusu buraya uygun olacaktır. Yani cevabımız D seçeneğidir. Which of the following completes the dialogue diyor arkadaşlar. Yani aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlar diye sormuş. Emre bir soru sormuş. Martin ise we were at a great exhibition demiş arkadaşlar. Yani harika bir sergideydik demiş arkadaşlar. Emre ise what did you see there? Orada ne gördün diye sormuş. Martin ise we saw lots of technological devices demiş arkadaşlar. Çok sayıda teknolojik alet edevat görmüşler. Dolayısıyla burada bakacak olursak şıklarımıza sırasıyla A seçeneğinde Where were you on the weekend? Yani hafta sonu neredeydin? Martin'de bir sergideydim cevabını vermiş olmaması çok yüksek. Yani A seçeneği burada uygundur. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Which of the following pictures match with Amy's dream diyor arkadaşlar. Yani aşağıdaki resimlerden hangisi Amy'nin hayaliyle eşleşir diye sormuş bize sorumuz. I want to have a cruise vacation. It's my dream holiday. Yani bir tekne tatil istiyormuş arkadaşlar. Bu onun hayaliymiş, hayali tatiliymiş. Dolayısıyla bu hangisinde mevcut? B seçeneğinde. Yani cevabımız B seçeneğidir.